Arkadaşlar kantaron notunu toplamaya geldik. Böyle daha orkideleri var. Bunu yapacağız. Şöyle alıyorum. Önce makasla kestim ama böylesi daha iyi. Şöyle. Yağını yapacağız. Bak parmaklarım kıpkırmızı oldu. Böyle tomurcuklarıyla alsanız daha iyi. Açılmamış tomurcukları. Şöyle arkadaşlar. Getirdim, seçtim. Tek tek seçtim, böceği olur falan filan. Bir de eledim, tozu toprağı varsa. Yağ bastırdığım zaman ayrıca çekip göstereceğim. Kantarın otlarını şöyle kavanoza yerleştiriyorum şeyle. Çok muhteşem bir kokusu var gerçekten. Hayran kalırsınız kokusuna. Sade zeytinyağı koyuyorum. Yıkamadım. Çünkü neden yıkamadım? Yıkanmaması gerekli. Çünkü yıkadığım zaman ıslak kalırsa, tomurcukların içinde su kalırsa olmaz ve çürür. Çürüdüğü zaman da zaten hepsi çöp olur, küflenir. Bir yararı olmaz. Bir gün beklettim çiçekleri. İyice demi gitsin diye. Hani küflenmesin diye bir gün beklettim. Onun nemini aldım çiçeklerin. Tomurcuk yağlarının nemini aldım. Gayet güzel duruyor. Çok güzel ve çok da harika bir şey görünüyor. Gerçekten sarı şuraya bakar mısınız? Nefis yani. Geçen sene de yapmıştım. Yani kaç senedir yapıyorum. Ben salatalara çok kullanıyorum. İsteyen arkadaşlara veriyorum. Değerlendiriyorum. Şimdi bu 6 ay bekleyecek. Şöyle demet demet yaptım da arkadaşlarım istemiş. Onlara vereceğim. Ne şekilde kullanıyorlar bilmiyorum ama şöyle kurutmaya bırakıyorum tepsinin üstünde. Şöyle kuruyorlar. Mis gibi kokusu var. Çok lezzetli ve çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Ha, bunun kantaran otunun kırmızısı da var. Hani o daha güzel. Daha mutlu. Şöyle karıştırıyorum. Küflenmemesi için şöyle bir aparat kullanıyorum. Bu aparat da biraz delikleri fazla büyük olduğu için yine aynı çıkabilir. Ha, yine de iyi yani. Çok kötü değil. Şimdi ağzını kapatıyorum. Güneş alacak bir yerde indiriyorum. Ara ara karıştırıyorum. Şu güzelliğine bakar mısınız? Karanlık. Bak biraz karanlık. Böyle. Mis gibi. Kantaron otu yağı olacak. Geçen sene yaptığım kantaron otunun yağı. Rengi ne kadar muhteşem. Geçen sene yaptığım kantaron otunun yağı.